Dünyanın en mutlu insanı. Başlığını görünce bunun biraz abartı ya da clickbait olduğunu düşünmüş olabilirsin. Sonuçta mutluluk göreceli bir kavram ve kişiden kişiye değişiyor, değil mi? Aslında pek de öyle değil. Teknolojinin gelişmesiyle beyin dalgalarının analizi sonucunda mutlulukta tansiyon gibi ölçülebilir bir hal aldı. İşte karşınızda yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda dünyanın en mutlu insanı seçilen Matthew Ricketts. Matthew Ricketts Budist bir rahip. Himalayalarda bir tapınakta her gün şu manzaraya bakarak yaşıyor. Dalai Lama'nın en yakın arkadaşı, aynı zamanda da danışmanı. Gününün büyük çoğunluğunu meditasyon yaparak geri kalan zamanında insanlara yardım ederek geçiriyor. Yani bu koşullar altında dünyanın en mutlu insan olmasına şaşırmamak lazım. Sonuçta iş stresi yok, trafik derdi yok, şehir gürültüsü yok. Benim de böyle bir hayatım olsa dünyanın en mutlu insanı olabilirim diye düşünmüyor değilim. Ama Rickard'ın da başta böyle bir hayatı yokmuş zaten. O bu koşullar içinde doğan değil de bu koşulları tercih eden biri. Ömrünün ilk yarısını Fransa'da genetik bilimci olarak geçirmiş. Daha sonra bu anlamsız koşuşturmanın onu mutlu etmediğini anlayınca işi, gücü, ailesini, ülkesini bırakıp Himalayalara taşınmış ve Budizm eğitimi almaya başlamış. 30 yaşına geldiğinde de keşiş unvanına hak kazanmış. Tabii mutlu olmak için gidip tapınaklara kapanmamıza gerek yok. Yani zaten bunu hepimiz yaparsak muhtemelen tapınaklarda da huzur kalmayacaktır. Rickard'ın tavsiyelerini dinleyerek kendi hayat akışımız içinde mutluluk düzeyimizi arttırmak da mümkün. Richard Davidson uzun süre meditasyon yapmış keşişler üstünde bir araştırma gerçekleştirdi. Deneklere 256 tane sensör takarak meditasyon yaptığı sırada beyin dalgalarındaki değişimi gözlemledi. Matthew Ricketts'ın beyin dalgaları meditasyon yaptığı sırada gamma boyutuna kadar yükseldi. Ki bu nöroloji tarihine bir ilk olarak geçti. Beynimiz delta, teta, alfa, beta ve gamma olarak 5 ayrı dalga boyu yayabiliyor. Bunları müzik notaları gibi düşünebilirsiniz. Hepsi farklı frekansta titreşiyorlar. Ve kendimizi ifade edip hayatımıza devam etmemiz için bu 5 ayrı boyuta da ihtiyacımız var. Yani hepsinden hepimizde var. Ama hangi dalga boyunu, hangi sıklıkta kullandığımız bizim ruh halimizi yani hayat kalitemizi etkiliyor. Rickard'da tespit edilen gamma dalga boyu, günlük hayatta pek sık karşılaşmadığımız yüksek bilişsel işlemlerde ortaya çıkan bir dalga boyu. İşte zaten bunu özel kılan da o. Yani meditasyon yaptığı sırada sadece huzuru bulmuyor. Beyni bir uzmanlık alanını gerçekleştiriyormuş gibi tepki veriyor. Yani o an çok iyi piyano çalan bir müzisyen gibi, maraton koşan bir sporcu gibi uzmanlık alanını gerçekleştiriyormuş gibi bir beyin dalgası salgılıyor. Yani kendi beynini bir müzik aleti gibi kullanabiliyor. Rickard kendi yaptığı konuşmada da meditasyonu uzmanlıkla ilişkilendiriyor. 10.000 saat kuralını bilirsiniz. Nasıl 10.000 saat keman çalıp virtüöz olabiliyorsanız, 10.000 saat meditasyon yaparsanız da mutluluk alanında uzmanlaşacağınızı söylüyor. Yani her şeyde olduğu gibi mutluluk konusunda da başarının formülü çalışmak ve pratik yapmak. Net bir hesaplama yapılamasa da Matthew Ricketts'ın bugüne kadar yaptığı meditasyonun 50.000 saati geçtiği düşünülüyor. O da zaten kendisini dinleyen herkese günlük en azından 10 dakika meditasyonun her şeyi değiştireceğini söylüyor. 50.000 saat meditasyonun ne kadar yüksek bir şey olduğunu şöyle anlatayım. Ben bir yıldır düzenli meditasyon yapmayı başardım sonunda. Yıllarca denemelerim oldu ama bir yıldır düzenli sabah akşam meditasyon yapıyorum. Arada kaçırdığım günler olsa da geçen hafta 500. meditasyonu yaptım. Tabi tek tek oturup saymadım. Zaten uygulama kendisi sayıyor. Bu arada denemek isterseniz şöyle bir şey önerebilirim. Türkçe ve yönlendirmeli olduğu için meditasyon konusunda hiçbir şey bilmeseniz de telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Bu hızla gidersem ve hiç aksatmazsam yaklaşık 100 yıl sonra ben de 50.000. meditasyonumu yapmış oluyorum. Tabii benim yaptığım meditasyonlar yaklaşık 10 dakika ve 20 dakika arası olduğu için yine 50.000 saati dolduramıyorum.
Yani Rickert kadar uzmanlaşmanın tek yolu meditasyonu tam zamanlı bir iş olarak yapmak. Bunu da tabii hayatımızın olağan akışında gerçekleştiremeyeceğimiz için şu an yapabileceğimiz Rickert'ın tavsiyelerine uyup en azından bir kısmını hayatımıza dahil edebilmek. Gelelim Rickert'ın bize yazdığı mutluluk reçetelerine. Bir şeye sahip olarak mutlu olacağını sananlar mutluluğu kendileri için baştan yıkıcı hale getiriyorlar diyor. Bunu daha bir pasta dilimine benzetiyor. Canınız tatlı çektiğinde cheesecake'den ilk aldığınız çatal size çok lezzetli gelir. 10. çatal sıradandır ve 50. çatal da artık mide bulandırıcı bir hale gelir. O yüzden mutluluğu isteklere değil de huzura bağlamak onu daha kalıcı kılar. Zaten daha ilk tavsiyede bizim mutluluk tanımımız patlıyor. TDK'ya göre mutluluk, özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu diye tanımlanıyor. Cümleyi bölüm bölüm irdelersek, özlemlere sürekli ve eksiksiz olarak ulaşmak gerçek dışı bir beklenti. Ayrıca özlemlere ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu da kalıcı değil. Yani bu tanıma göre aradığımız mutluluk kaftanı aramakla aynı etkiyi yaratıyor üstümüzde. Ya hiç ulaşamadığımız ya da çok kısa süreli ulaştığımız bir uyuşturucu etkisi yaratıyor. Rickert'ın bir konuşmasında ızdırap ve mutluluk dengesiyle ilgili şöyle bir cümlesi var. As a Frenchman, I must say that there are a lot of French intellectuals that seems the happiness is not at all interesting. I just wrote an essay on happiness, and there was a controversy, and someone wrote an article saying, don't impose on us the dirty work of happiness. We don't care about being happy. We need to live with passion. We like the ups and downs of life. We like our suffering because it's so good when it ceases for a while. Ki bu maalesef doğru. Gerçekten biz mutluluğu ızdırabın sonundaki hediye olarak görüyoruz. Hatta bizim toplumumuz biraz daha arabeskin içinde büyüdüğü ve acının takdir gördüğü bir toplum olduğu için mutluluk aslında öyle çok da istenen bir şey değil. Biz nedense gücü ve kişisel gelişimi hep ne kadar acı çektiğimizle ilişkilendirip duruyoruz. Ve sürekli mutluluk arayışında olan birine de saygı duymuyoruz. Pollyannacılık bir hakaret olarak kullanılıyor. Aşırı tutku çoğu zaman başarının anahtarı olarak bize sunuluyor. Ama maalesef bu bakış açısı bir illüzyon. Çünkü tutku kalıcı değildir. Kısa süre verilen gaz gibidir ve sonra sönüp gider. Başarının asıl anahtarı ise dengeli ve huzurlu bir şekilde çalışmaktır. Zaten size yıllar süren çalışma azmini bu verir. Reçetelerden biri de bu. Nefret, saplantılı ve fazla tutku, kibir, açgözlülük, kıskançlık ve gurur gibi toksinlerden arınmalısınız. Her gün yarım saat meditasyon yapmalısınız. Meditasyon zihnin idmanıdır ve zihni geliştirir. Spor yapar gibi meditasyona zaman ayırmalısınız. Keyifle mutluluğu birbirine karıştırmamak gerekir. Keyif insanı tüketir. Mutluluksa güç verir. Mutluluğu yakalamak istiyorsan çaba harcaman ve geliştirmen gerektiğini kabul etmelisin. Öfkenin farkına varırsan kendini besleyemez ve yaşam alanı bulamaz. Zamanla yok olur. Öfkenin farkına varmayı alıştırma yaparak öğrenebilirsin. Zamanla öfkeye grip kadar az yakalandığını fark edeceksin. Her şeye sahip olarak mutlu olacağını düşünüyorsan mutluluğu baştan kendin için yıkıcı hale getiriyorsun. Mutluluğu oluşturan huzur ve tamamlanma hissidir. Bilinçlilik, bütün imgelerin kendi üstünde ortaya çıkmasını sağlayan bir ayna gibidir. Aynaya çok güzel yüzler de bakabilir, çok çirkin yüzler de bakabilir. Ama hiçbiri aynanın üstüne yapışıp kalmaz. Aynı şey duygular için de geçerlidir. Çok mutlu hissettiğin anlar da olabilir, çok üzgün olduğun anlar da olabilir. Ama hiçbiri bilincine yapışıp kalmamalı. Hepsi ortadan kaybolduğunda ortada hepsinin üstünde bir bilinç olmalı. Düşüncelerin zihnimize gelmesini engellemek imkansız gibidir. Ancak etrafındaki bir sese ya da nefesine odaklanıp düşünceyi birazcık susturman mümkün. Böylece zihni rahatlatıp temizleyebilirsin. Zihninin kölesi olmak zorunda değilsin. Duyguların seni yönetmemeli. Sen duygularını yönetmelisin. Çünkü hepsinin üstünde bir bilince sahipsin.
İşte Matthew Rickard'ın mutluluk reçeteleri bunlar. Kendi yaptığı bir TED konuşması da var. Aşağı linkini bırakıyorum. Mutluluğu alışkanlık edindiğimiz bir hayat diliyorum. Namaste. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.